konuşma yapmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, aslında tabii şöyle bir farklılık var. Yani Mehmet Akif'le ilgili konuşurken hangi boyuttan ele alacağız? Yani şiirleri üzerine mi duracağız? Edebi yönü üzerine mi duracağız? Düşünsel birikimi üzerine mi duracağız? Yoksa mücadelesini mi anlatacağız? Ya da hepsini birlikte mi anlatacağız? Ya da onun da içinde yaşamış olduğu o sancılı devir üzerinde mi durmamız gerekiyor? Yani edebiyatta çok kullanılan, yani devir ruhu diye bir kavram vardır. Yani bir kişiyi o dönemin içerisinde anlayabilmek için, bütün boyutlarıyla yapmış olduğu faaliyetleri ve dile getirmiş olduğu düşünceleri anlayabilmek için elbette ki devre ait özellikleri de bilmek gerekir. Acaba bunlardan hangisini ele alsak? Bu gerçekten ciddi bir problem. Mehmet Akif'i anlamak için. Üstelik yani sıradan bir şair üzerinde de durmuyoruz. Hani milli şair olmak her kula nasip olacak bir özellik değil. Dolayısıyla sadece bir şiir adamı, İstiklal Marşı'mızın şairi olması bakımından da ele alınsa, evet, tek yönlü olarak ele almış olacağız. Bizim için son derece yetersiz bir bakış açısı olmuş olacak Akif'i tanımlamak veya tanımak için. Siz öğrenci arkadaşlarımız, eğer bir edebiyat öğrencisi olmuş olsaydınız, elbette ki buradaki konferansın niteliği veya konuşmanın niteliği biraz daha farklı olacaktı. Mehmet Akif'in sanat bakımından değerlendirmesini yapmaya çalışırdık en azından. Ama galiba bunların hepsine ayrı ayrı kısaca değinmek mümkün. Belki de ancak o vakit Mehmet Akif'i bütün boyutlarıyla tanıma şansına sahip olabiliriz. Ama bu da ne yazık ki bu konferansın kapsamı bakımından mümkün değil. O halde Mehmet Akif'le ilgili olarak biz de acaba sevgili öğrencilerimizle ne kadar onun anlaşılması için neler yapılabilir? Bunu zaman içerisinde birkaç şimdi adımda ele almaya çalışalım ki Mehmet Akif hakkında kafamızda bir takım fikirler oluşmuş olsun. Şimdi ben elimde iki tane çalışma var. Onları size göstermeye çalışacağım ve bunların üzerinden devam etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Şimdi liseli yıllardan hatırlarsınız edebiyat derslerinde Mehmet Akif'le ilgili olarak Sevilur Reşat dergisinden bahsedilirdi. Hatırlıyoruz değil mi? Yani Sevilur Reşat dergisi Mehmet Akif'in devrin önemli mütefekkirleriyle birlikte çıkarmış olduğu bir dergidir. Duyan var mı?